Telefonda ne varın? Bugünkü konu Avrupa şampiyonu, Dünya Kupası şampiyonu, olimpiyat yolcusu hem de ikinci kere milli jimnastikçimiz Ferhat Arıcan. Ferhat hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Senin bayağı karıştırdım Instagram'ını. Sana birkaç fotoğraf göstereceğim. Son dönemlerde ön plana çıkan bir videom var. Onun da hikayesini anlattıracağım. Ama öncesinde baktım Google'a senle ilgili insanlar ne merak ediyorlar diye. Önce en çok şunu merak ediyorlar. İlk sorular şu. Bunlar Ferhat Arıcan nereli? Ferhat Arıcan jimnastiğe nasıl başladı? Klasik sorular. Oradan bir girelim mi? Kısaca anlatır mısın bana? Tabii ki anlatırım. Ben İzmirliyim. Anne baba da İzmirli. Yani tamamen İzmir'de büyüdük. Şans eseri başladım aslında jimnastiğe. Hem sonradan keşfedildim çok geç yaşta. Jimnastik 4-5 yaşlarında başlanan bir spor. Ben 9-10 yaşlarında başladım. Okulda hiçbir eğitim almadan bahçede ellerimin üzerinde yürürken beden eğitimi öğretmenim tarafından keşfedildim. Daha sonradan tabii aileme yönlendirdi beden eğitimi öğretmenim. Dedi ki bu çocukta bir terslik var. Evet zaten fiziksel olarak da bir terslik vardı. Herkes ayaklarının üzerinde yürürken ben ellerimin üzerinde yürüyordum. Bu tersliği gören beden eğitimi öğretmenim beni bir spor okuluna yönlendirdi. Spor okulunda da denge tahtası üzerinde yine herkes normal olarak ayaklarının üzerinde yürürken ben de orada ellerimin üzerinde hareketler yapmaya çalışmışım. İlk antrenörüm Reyhan Karanlık da gördü. Orada da aileme dönüp bu çocuğu neden daha önceden getirmediniz diye sordu. Öyle bir sonradan biraz geç keşfedilmiş bir hikayem var açıkçası. Sen niye gerçekten ellerinin üstünde yürüyordun? Ona nasıl başladın? Ben çok hiperaktif bir çocukmuşum. Kapıların üzerinde falan gezermişim evde. Hatta misafir geldiğinde kapıyı açarken Ferhat yukarıda mı değil mi? Kapıyı açıyoruz falan şeklinde. Tavanda ayak izlerim varmış yani. Öyle hiperaktif bir çocukluk geçirmişim. Şimdi ilk fotoğrafı gösteriyorum. Şöyle bir fotoğraf var. Bunu bana anlatır mısın? İlk madalya kazandığım an benim için çok duygusal bir an. Bu fotoğraf benim için çok önemli. İlk uluslararası madalyam bu. Milli takımda kazandığım ilk madalyam. Yani her gördüğümde zaten duygulanıyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Çünkü benim için ilkler çok önemlidir. İlk nasıl başlarsak öyle gider diye düşünüyorum. Yani geç başlamama rağmen jimnastikte çok hırslı bir yapım var. Hem normalde saha dışındaki yapım hem de sporun içinde. 10 yaşında jimnastik, profesyonel jimnastik salonuna ilk adım attığım anı unutmam. O adımı attığım andaki hissim gerçekten yıkıcıydı benim için. Neden? Çünkü direkt profesyonel bir salona girdim. Macaristan'da Tulit Peter Cup'tı yanlış hatırlamıyorsam. Evet Tulit Peter Cup. Orada bir şampiyonluk yaşamıştım. Benim için çok anlamlı ve özel bir madalya o. O 2006 yılına ait. Ben 2003 yılında başladım jimnastiğe. Yani 3 yıl sonra milli takıma seçilip uluslararası yarışmalara katıldım. Sporların ben böyle cinsiyeti olmasından hiç hoşlanmıyorum. Hani voleybol kızlara ait, jimnastik kızlara ait ya da bir sürü atıyorum futbol erkeklere ait. Sana demediler mi? Hani erkekler jimnastik yapmaz, hani kızlar futbol oynamaz gibi bir algı bu. O konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu seni sinirlendirmiyor mu? Gerçekten bana çok fazla kişi söylüyor. Erkekler jimnastik yapmaz. Hayır yapar. Erkekler jimnastik yapar ve şu anda karşınızda dünya çapında büyük başarılar kazanmış erkek bir jimnastikçi var. Bu yüzden bunu ben başarı aldıkça her yerde hiç usanmadan, bıkmadan bu konuyla ilgili mücadele etmeye devam edeceğim. Erkekler jimnastik yapar, kadınlar futbol oynar, erkekler bale yapar. Yani bu algıyı kırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Şu aralar ilk başladığım yıllardan daha az tepki alıyorum. Spor kültürünün daha çok geliştiğinin kanıdı diye düşünüyorum. Bu yolda asla yalnız yürümeyeceksin tadında bir fotoğraf gösteriyorum sana. Harika, süper evet. İbrahim. İbrahim'le birlikte. Sizin ikinizin de birden böyle aynı dönemde başarıya ulaşması da çok güzel oldu bu jimnastik adına, değil mi? Şu anda İzmir'de milli takım olarak aynı yerde çalışıyoruz. Aynı sistemde çalışıyoruz. Antrenörlerimiz bile aynı. O yüzden biz hiçbir zaman rakip görmüyoruz kendimizi. Takım halinde çalışıp aynı hedef, aynı yani olimpiyat ruhu dediğimiz şey aslında bizim takım ruhuna da işlenmiş durumda. Aynı takım ruhuyla büyük hedefler uğruna aslında bu başarılar geliyor. İbrahim bunlardan biri. Ahmet var, Ümit abi var. Onlarla beraber çok çok iyi bir jenerasyon yakaladık. İbrahim bu anlamda benim en yakınlarımdan biri.
Çünkü her yarışmada da takım ve oda arkadaşı İbrahim. Aldığımız başarıları hep beraber alıp daha sonra odaya geldiğimizde de o madalyaları hep beraber odada bir paylaşım içindeyiz. O yüzden İbrahim'in yeri çok ayrı benim için. O zaman senin bu söylediklerinden sonra Ferhat, sana bir video gösteriyorum yine Instagram hesabından. Aslında senin söylediklerini doğrular nitelikte. Evet, çok güzel bir video. Ve burada bir grup i̇şte, düğmesi var. İşte o anlattığım. Değil mi? Evet. Kesinlikle. O bahsettiğim takım ruhunun video hali. aslında hep böyleyiz. O videoya yansıyan şekilde antrenman yapıyoruz. O videoya yansıyan şekilde yarışmalara odaklanıyoruz. O takım ruhuyla çalışıyoruz. Bu videoda 2014 yılında Dünya Şampiyonası Çin'den önce bu yeni hareketi denemek için bir motive edici bir video aslında. Ben bu yeni hareketi deneyip orada hakemlere sundum. Ondan önce de son antrenmanımızdı bu. Son antrenmanda milli takım arkadaşlarımın bana yaptığı bir jest. Yani motivasyon anlamında. Peki o hareketi nasıl buldun? Onu bir anlatsana. Yani çünkü literatüre geçti artık. Arıcan hareketi o. Evet. Ya da Ariken. Ne diyorlar? Arıcan. Arıcan diyorlar. İlk başlarda Ariken diyorlardı tabii C'den dolayı. Ondan sonra tabii şu anda ekibimle beraber yarattığımız bir hashtag var. Ariken Do. Ariken Do. Ondan da bahsedeceğim. Evet, süper. Aynen. Şimdi onu diyorlar. Her yaptığımız hareketin bir ismi var. Hiç yapılmayan bir hareketi yaptığımızda da bu isim kendi soyadımız olarak dünya jimnastik literatürüne geçiyor. Aslında bu bir keşif, bir buluş gibi bir şey. Bu madalya almanın dışında gerçekten çok büyük bir gurur. Madalya alıyorsunuz, evet, bayrağı göndere çekiyoruz. Mükemmel bir gurur. Gerçekten tarif edilmez bir mutluluk. Ama isim ve dünya literatürüne geçmek, bir anlamda da ölümsüzleşmek. Yani soyadım sonsuza kadar orada ölümsüzleşmiş durumda Arıcan hareketleri olarak tarihe geçiyor. Bu gerçekten çok hem benim hem ailem için çok gurur verici bir olay. İki hareketin var değil mi böyle? Evet. Peki onu nasıl yapıyorsunuz? Antrenörünüzle mi? Ya şurada bir boşluk var, bunu yapabilir misin? Yani o çıkış anını merak ediyorum. Şimdi aslında şöyle oluyor çıkış anı. Birinci çıkış anı herhangi bir hareketin üzerine bir hareket daha koymak. Jimnastik terimleriyle anlatmak gerekirse kote point dediğimiz jimnastik kitapçığı, orada öne çift salto hareketi var. Ama kitapçığın yanında öne çift salto yarım burgu hareketi yok. Onu yapıp jüriye sunuyoruz. O hakemler de eğer bunu gerçekten bu hareket yok ve bu kitapçığa, bu kutucuğa girebilir anlamında bir karar alırsa, o zaman biz yeni bir harekete başvurmuş oluyoruz. Ya da hiç yapılmayan bir şey. O kitapçığın içinde hiç olmayan bir şeyi, bu da işte bir keşife, bir buluşa giriyor. O noktada düşünüp, tabii antrenörlerimin de büyük katkısı var burada. Antrenörlerimle beraber odaklanıyoruz, yapmak için araştırıyoruz. Bayağı bir uzun bir süreç aslında bu. Şurada bahsettiğin hareket. Bu mu bütün aşamaları? Evet, bu hareket 2013 yılında atlama masasında Arıcan hareketi. O hareketin çok inanılmaz bir hikayesi var bende. Çok komplike bir hareket o. Yani 3-4 hareketin birleşimi. Böyle bir hareket yok. Gerçekten bir buluş hareketi bu. Bir yarışmada İtalyan bir jimnastikçi yanıma gelmişti. Dedi ki ben bu hareketi dedi zihnimde canlandıramıyorum. Sen nasıl yapıyorsun dedi. Yani çok komplike bir hareket olduğu için tüm hareketlerin birleştirilerek yapılan bir hareket. Bu anlamda da o hareketin değeri, anlamı büyük bende. Çocukken kapılara tırmanman lazım canım. Bu hareketi zihninde canlandırabilmek için. Çalıştığım arkadaşlarım benimle aynı yaşta fakat 4-5 yıl önceden başlamışlar. Bunun bir yıkıcılığı vardı üzerimde ve ben burada ne yapacağım dedim. Saha dışında ve saha içinde hırslı bir yapım olduğundan dolayı onlarla çalışmak aslında bana daha çok yarar sağladı. Ben birini önümde benden daha ileride görüyorsam ona ulaşıp geçmek için çok çalışırım. Bu beni kamçıladı, bu beni hırslandırdı. Belki de geç başlamam benim için daha çok daha iyi oldu. Avantaj. Onları gördükçe, evet, avantaj oldu. Onları gördükçe ben daha çok çalıştım. Gördükçe daha çok çalıştım. Hep onları geçip, onların önüne gelip daha sonra kendimi hedef belirledim. Ben her zaman kendimi hedef belirleyerek bu noktalara geldim. Aslında en büyük motivasyon kaynağım bir önceki yarışmada aldığım puanı, aldığım dereceyi ya korumak ya bir üstüne çıkmaktı. Ben hiç kimseyle kendimi kıyaslamadım. Sadece kendi kendimi yenip, kendi kendimi yükseltmek adına
çok fazla çalıştım. Ben Türkiye şampiyonasında 12 sene üst üste şampiyon oldum. Bu 12 sene üst üste olurken de birinci şampiyonluğumdan sonra ikinciyi olurken her zaman bu mottoyla çıktım. İlk şampiyonluğumdan daha iyi olmalıyım. İkinciden üçüncüye geçerken de hep üçüncü şampiyonluğum ikinciden çok daha iyi noktada olmalı ki alttan biri beni yakalamasın, ben kendi kendimle yarışayım. Bu motivasyonu her yarışmada ben hissettim. Şimdi de tabii uluslararası anlamda yarışmalarda aynı motivasyonu hissediyorum. Şimdi son Avrupa şampiyonuyum. 20 gün sonra Avrupa şampiyonasına gideceğiz. Son Avrupa şampiyonluğumun üstüne bir şey koymalıyım. Diğer rakiplerimi düşünmemeliyim. Çünkü benim potansiyelim, benim motivasyon kaynağım Avrupa şampiyonu olabilmek. Avrupa şampiyonu olabilme potansiyelim varsa ben sadece kendimi düşünür, kendi motivasyonumu kendim yaratırım diye düşünüyorum. Olimpiyatı anlatsana. Aslında benim olimpiyatları yaşama hikayem 2010 yılında başladı. Gençlik olimpiyatlarına gittim. Orada atlama masasında olimpiyat ikinciliğim var. İlk olimpiyatım olmasına rağmen. Orada gençleri dünyanın en iyi sporcularıyla buluşturma anlamında söyleşiler, seminerler verildi. Oraya Sergio Bubka geldi. Onunla fotoğrafım var. Yelena Isinbayeva gelmişti. Michael Phelps gelmişti yine. Onlarla tanışma fırsatı da doğdu benim için. 2010 yılında yani jimnastik kariyerimi neredeyse uluslararası anlamında başlangıcımda o kadar iyi sporcuları görebilmek benim için önümü açtı ve onlara biraz daha onları iyi başarılarını hissetmiş oldum. Oraya gidebilmek aslında çok değerli. Spor kültüründe bu böyle yani. Evet. Olimpiyatta kazanmak tabii ki çok değerli ama asıl olimpiyata gidebilmek. Ve sen şimdi Tokyo Olimpiyatları inşallah bir şey olmazsa, ertelenmezse ikinci kez bunu yaşayacaksın. Orayı bana biraz anlatsana, olimpiyatı. Benim olimpiyata gidiş süre zarfında gerçekten çok zor yollardan geçtim. Gerçekten çok çalışmam gereken, karşıma çok engeller çıkan bir zamandı. Yani performans, sakatlık ve olimpiyata gitme yolu anlamından bahsediyorum. Ve olimpiyata gidiş anım çok büyük bir tarih yazılmış anıydı. Çünkü bütün olimpiyat tarihi boyunca Cumhuriyet tarihinde olimpiyata giden ilk erkek jimnastikçiyim. Yani bu gerçekten büyük, çok büyük bir gurur. Gururun yanı sıra bir tarih yazmak, bunu yaşatmak gerçekten büyük mutluluk benim için. Çünkü olimpiyatlar herkesin bildiği gibi sporcular anlamında dünyanın en büyük platformu. Yani olimpiyatlardan önce başka bir yarışma ya da sonra başka bir yarışma düşünülemez. Olimpiyatlar bizim için en büyük hedef. İlk 2016 Rio Olimpiyatlarına gittiğimde gerçekten bu ilkleri başardığım için çok mutluydum, çok gururluydum. Orada madalya alma şansım da vardı. Böyle bir sorumlulukla gittim. Tabii çok küçük puanlarla bir hayal kırıklığı yaşadım orada. Çok şanssız bir andı. Performans anlamında konuşmam gerekirse. Performans dışında da çok değişik duygular hissettim. Çünkü orada o olimpiyat köyüne girdiğimde dünyanın en iyi sporcularının arasında olduğumu aynen o zaman hissettim. Atletizm, yüzme, jimnastik, tüm spor branşlarının dünyanın en iyileri orada ve ben de onların arasında olduğumu o olimpiyat köyüne adım attığımda hissettim. Kimle fotoğraf çektirdin? Olimpiyatlarda öyle bir şey vardır biliyorsun. Kim kimle fotoğraf çektirdin mi? Var mı öyle bir fotoğraf? O zaman Usain Bolt'la var. Usain Bolt'u 100 metrede izledim 2016'da ve Michael Phelps'i izledim canlı. 2016 olimpiyatlarının en hit sporcularını canlı izleme fırsatım oldu. İşte şimdi de o başta bahsettiğim kendi hedeflerimi gerçekleştiririm anlamında Tokyo'da da inşallah beni izlemeye, böyle ilk olimpiyatlara giden sporcular beni izlemeye gelir diye kendime bir hedef koyuyorum. Peki büyürken mesela duvarında bir poster var mıydı? Ya da hangi sporcunun posteri vardı? Aslında bu soru bende yok. Neden yok? Ben kendime bir idol sporcu, bir kişiyi seçmedim. İdol sporcum benim için, idol sporcu olabilmek için tüm spor branşlarındaki karakter olarak, performans olarak ve yaşam standartları olarak benim için bir idol olması gerekiyordu. Bu anlamda kişi kişi idol aldım diyebilirim. Tek bir kişi yoktu yani. Ben performans olarak evet o zamanlar şöyle isim vermem gerekirse Tomita vardı mesela. Yani o zamanların 2004 olimpiyatlarında ben 2003 yılında başladım. O zamanlar olimpiyat şampiyonu. Benim hep gözümün önünde televizyonlarda izlediğim kişi oydu. Ama ben bunu karakter olarak ya da yaşam standartları olarak tanıyor muyum? Hayır, tanımıyorum. Mesela Roger Federer. Benim için
saha dışında karakter anlamında, yaşam standartları anlamında gerçekten idol olabilecek bir sporcu. Bu anlamda tek bir kişi yok yani. Hep araştırarak, kendi yönlerime benzeterek bir yol çizdim kendime. Ha, bu karakteri Roger Federer'den alayım, işte spor başarısını buradan alayım. Öyle bir mix yapıyorsun. Sonuçta da Ferhat Arıcan çıkıyor. Aynen öyle. Sonuçta benim istediğim şey Ferhat Arıcan olmak. Federer gibi oldu demesinler ya da işte Tomita gibi oldu demesinler. Beni gerçekten ben olarak kabul edip Ferhat Arıcan modeli yaratmak aslında benim amacım. Aslında o yaratma yolunda bayağı emin adımlarla ilerliyorsun. Dünya Mayın Bilinci için özel bir video hazırladım. Ve bunu paylaşırken de şöyle bir notun var. Biz profesyonel jimnastikçiler her seferinde kusursuz seriler ortaya koymak için mücadele verir. Yapacağımız en ufak bir hatanın şampiyonluğumuza, kariyerimize, hatta hayatımıza mal olacağına inanırız. Oysa hayatta ilk hatanızın son hatanız olduğu meslekler var. Kendi canları pahasına başkalarının güvenliği, sağlığı ve yaşamı için çalışan insanlar var. O kadar güzel bir not ki bu. Yani nasıl oldu o? Sen artık UNDP elçisisin değil mi? Evet. Elçilerden birisin diyeyim. Çünkü başka isimler evet. de var. Bu proje benim için çok anlamlı. Gerçekten şu an okurken bile söylediklerimi tekrarlamak bile benim tüylerimi diken diken yapıyor. Çünkü biz sporcular gerçekten bir madalya almak uğruna, başarılı olmak uğruna çok çaba sarf ediyoruz. Ve biz jimnastikçiler de çok kusursuz seriler yapmalıyız ki madalya alabilelim. Mayın İmha ekibi videolarını izlemeden önce kendi spor branşımda madalya alamazsam dünyam yıkılır. Madalya alamazsam gerçekten bir hayatıma mal olur diye düşünüyordum. Fakat o videoları izledikten sonra gerçekten hayata mal olmak neymiş onu gördüm. Bir farkındalık yaratabildiysen ne mutlu bana. Bundan sonra da bu proje için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Kesinlikle bir farkındalık yarattın. Farkındalık olmasa bile fark yarattığın kesin. Bu açılıyor, salona giriliyor ve orada bir kova var içinde. Ve salonun ortasında bir kulplu beygir var. Bu evin salonu mu Ferhat? Evet. Bu pandemi döneminde evlere kapandığımız sırada salondan eve kuplu beygiri getirdim. Tabii o da magnezyum tozu. Biz elimize magnezyum tozu sürüyoruz. Her yer magnezyum tozu oldu tabii. Pandemi döneminde her şeyi yaptık. Temizliği de yaptık. Tabii magnezyum tozlarından sonra temizliği de yaptım evde. O kuplu beygirden sonra. Bu video benim için çok önemli, çok güzel şeylere vesile oldu. Mesela son Avrupa Şampiyonası'ndaki kuplu beygirde Avrupa üçüncüsü olmam. Şuradan bahsediyoruz. Şu fotoğraf. Bu Avrupa şampiyonu evet, oldu. Evet, pandemi sonrası ilk uluslararası şampiyonada aynen. diyorsun ki aynen. takım halinde Avrupa ikinciliği. Bugünse bireysel kategoride paralel barda Avrupa şampiyonluğu, kuplu beygirde tarihimizdeki ilk Avrupa üçüncülüğü. İşte o pandemi döneminde eve getirdiğim kuplu beygirin yararı tarihimizdeki ilk kuplu beygir madalyası oldu. Başka bir fotoğrafını gösteriyorum. Deminki evet. şampiyona sonrası. Evet. Normalde biz bunun madalyasını gösteren versiyonlarına alışkınız. Matarasını değil. Bu arada denk geldi. Mataram da burada. Burada. Buradan da göstermiş olayım. Evet, yanı başımda yani mataram. O fotoğraf çok önemli benim için. İşte biraz önce bahsetmiştim ya, madalyadan daha önemli şeyler var. Madalyadan daha önemli şeylerin işte kanıdı orada. O fotoğrafta gerçekten yine insanları ve toplumu bilinçlendirme anlamında yapılmış bir şey. Plastikten uzak kalma anlamında bir bilinç, bir farkındalık yaratmak istedim açıkçası. Hayallerimizi gerçekten yaşatabilme anlamında dünyamıza sahip çıkmalıyız. Doğru söylüyorsun. Yani şu andaki pandemi krizinden çok daha büyük ve önemli bir kriz. Aslında iklim krizi ve buna sürekli hepimizin bir şeyler elimizden geldiği kadar bizim bireysel olarak kurumların, devletlerin daha küresel anlamda bir şeyleri değiştirmesi kesin. Yoksa aslında bahsettiğin çok doğru, dediğimiz her şey bir önemi kalmayacak. Dünya 1,5 derece daha ısınırsa zaten cümbür cemaat. Aynen öyle. Benim ama mesela böyle bir fotoğraf daha da var. Yani senin Instagram'ın, hani ben seni konuşturmak için fotoğraf arıyorum ama kamu spotu gibisin Ferhat yani.
Hani ne bulacağım gerçekten bilemiyorum sana. Hani neyi anlattırabilirim? Gerçekten bu da çok değerli bir fotoğraf. Onu bana anlatsana. Evet. Sokak barınağa mı gittin? Ne yaptın? Hayvanları çok seviyorum gerçekten. Boş vakit buldukça kamplardan, yarışmalardan boş vakit buldukça barınağa gidiyorum. Bu da Göztepe Kulübü'yle yaptığımız bir organizasyondu. Kulüp olarak barınağa gittik ve gerçekten... İnsanların nasıl sevgiye ihtiyacı var? Onlar da bir canlı olarak bizim sevgimize ihtiyaçları var. Biz sporcular sadece sporu yapıp başarılı olma noktasında değiliz. En azından ben değilim. Bunu da göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Biz aslında toplumun aynasıyız. Biz ne yaparsak onlara bir şeyleri farkındalığın ve bilincini göstermeliyiz. Bu anlamda da tabii üzerimizde çok büyük bir sorumluluk var. Buradan da yeri gelmişken tabii satın almayı, sahiplenin demek istiyorum. Yani plastik kullanma, satın alma, sahiplen. Yani sırf şu röportaj çerçevesinde bile hani kaç kişinin bir araya gelip vermeyeceği kadar çok mesaj verdin. Çok teşekkürler gerçekten bu kadar bilinçli ve farkında bir sporcu olduğun için ve bunu üstlendiğin için bir rol model olarak. Göztepe yazıyor Instagram hesabında. Evet. Göztepe Spor Kulübü sporcusuyum. Göztepe Cimnastik Spor Kulübü'nü aslında başında olan kişilerdenim ben. Altın Ordu'daydım öncesinde, Göztepe'den önce. Altın Ordu'dan bu yana aslında cimnastiğin temel bir branş olduğunu, tüm spor branşlarına katkı sağladığını bilinçlendirme adına projeler yapıyoruz. Dediğim gibi şu anki Coşkun Boncuk'la beraber. Bu anlamda biz A takımına, futbol A takımına cimnastik eğitimi veriyorduk. Futbolcuların nasıl düşüp kalkmasını, esneklik çok önemli. Topa uzanma anlamında ve özellikle kalecilerdeki reaksiyonu, fonksiyonel antrenmanları cimnastik altyapısında hareket eğitiminden geçiyor. Bu anlamda tüm spor kulüplerine bir örnek olma açısından bunu yaptık. Biz bu öyle bir proje geliştirdik. Jimnastik branşının temel bir branş olup diğer branşlara katkısı anlamında. Göztepe ile de şu an o işi yapıyoruz. Göztepe Spor Okulu'nda, Jimnastik Okulu'nda da yüzlerce öğrencimiz var. Yani ben sadece sporculuk dışında jimnastik branşını hem geliştirme hem de jimnastik branşının temel amaçlarını farkına varılabilme anlamında büyük sorumluluk üstlenip bu anlamda da güzel işler, güzel projeler yapmaya çalışıyorum. En son ne izledin? En son Sea Surprise'i izledim. Yani denizlerdeki komplo. Gerçekten iklim anlamında çalışmalar yapıyorum ama bu araştırıp izlemek de çok keyifli benim için. En son onu izledim. Ya dizi anlamında da Formula 1'i izledim en son. Hı-hı. Spor biyografilerini de çok seviyorum. Formula 1'de mesela Senna'yı izlemiştim. Çok etkilemişti beni. Öyle şeyler izliyorum genelde, böyle sporla alakalı ya da iklimle alakalı şeyler de takip etmeyi seviyorum. O şekilde yani şu anda aklıma gelenler bunlar. İkinci spor, jimnastiği bir kenara bırakalım. İkinci sevdiğin spor ne? İzlediğin, zaman ayırdığın? En çok izlediğim branşlardan biri futbol. Şey çok oynar mısın böyle oyunlar falan, futbol oyunları? Ya da oynarım. Evet oynarım. Hangi takım alıyorsun mesela? PES oynuyorum genelde. Orada en sonuncu da şey alıyorum, Real Madrid'i alıyorum. Barcelona'cı değilim çok. Barcelona'yı almıyorum. Bilmiyorum, Barcelona'ya karşı çok bir sempatim yok nedense. Çok, yani Messi mi Ronaldo mu deseniz, ben Ronaldo'cuyum. Yani. Okay. O yüzden herhalde, evet. Neden acaba? Juventus'u alıyorum. Hangi takım? En çok oynadığım takım. Juventus mu? En çok oynadığım takım Juventus. 4-2-3-1 taktiğiyle oynatıyorum. benim için defansif orta saha önemli. İki tane defansif orta saha koyuyorum. Önünde de işte bir oyun kurucu. Ronaldo'yu sola atıyorum. Koşuyor. İyi koşuyor. İyi sağa çekip iyi plase vuruyor içeriye doğru. Kimi transfer ediyorsun peki takıma? Menajer değil de şey oynuyoruz. Arkadaşlarımızla beraber ekip halinde oynuyoruz. Öyle maçlar yapıyoruz. Ben ekip halinde, oyun konsollarında ekip halinde oynamayı daha çok keyif alıyorum. Beraber işte bu da herhalde jimnastikçi olmanın rekabetin bir açıklaması olabilir. Hep rekabetçiyimdir. Telefonunda en çok kullandığın aplikasyon hangisi? Twitter ve Instagram. Orada yani en çok kullandığım şeyler onlar. Çok böyle bağımlısı mıyım? Hayır. Tabii bağımlısı değilim. Tabii biz sporcular olarak işimiz aslında biraz da sosyal medyada olmaya başladı son dönemde. Bizi yansıtan şeyler anlamında, rol model, örnek olabilme anlamında biraz da işimiz oldu. Tabii takip ettiğim şeyler de var. Twitter özellikle.
gündemi takip etmek için Twitter kullanıyorum. Rakiplerini takip eder misin sosyal medyadan böyle alenen ya da gizli gizli? Ederim. Ederim ama dediğim gibi çok fazla kafaya takmam. Hmm. Evet izlerim, takip ederim çünkü bu benim işim. Bizde bir de zorluk dereceleri var. Herkes aynı şeyi yapmaz. Zorluk derecelerini yükseltip yükselmediklerine bakarım. Nasıl çalışıyorlar onlara bakarım. Ama ben de öyle yapmalıyım diye değil, yarışmada karşıma çıkacak diye. Kendimi o anlamda geliştirmeye çalışırım. Asla kaçırmam dediğin bir sportif bir şey var mı? Mesela televizyonda olsa ya da ne bileyim formula dedin. Mesela tenis oynarken fotoğrafını gördüm Instagram'da. Tenis oynuyorsun galiba. Tenisi de takip ederim. Evet Federer dediğim gibi oradan. Federer'i çok takip ederim. Severim. Onun maçlarını da kaçırmamaya çalışırım. Teniste yani futbol takip ettiğimle eşdeğerde olabilir yani. Çok çok teşekkür ederim Ferhat. Bir şampiyonaya hazırlanıyorsun zaten değil mi? Vakit ayırdın. Bol şans diliyorum. Ve aynen ne yapıyorsan devam et. Çok doğru yoldasın her anlamda. Çok keyifli bir yayındı benim için. Yayın gibi değil. Çok güzel, keyifle sohbet ettik. İnşallah şimdi Avrupa Şampiyonası için yola çıkacağız haftaya. Oradan da güzel başarılarla dönmek istiyorum.